Teşekkür ederim Banu. Saygılar, Bir yayınlar. mukabele. Evet, son günlerde daha sık görür olduk. Dronlar, maket uçaklar, farklı farklı noktalarda PKK tarafından üslerimize, Mehmetçiğimize saldırmak için kullanılıyor. Neden, neye yoruyorsunuz bu gelişmeleri? Aslında bugün ortaya çıkan bir risk fotoğrafı değil. DAEŞ'tan beri, DAEŞ'in ortaya çıkartması, kullanmaya başlaması, ondan sonra PKK'nın bunu DAEŞ'tan transfer edip geliştirmesi ve bize karşı kullanmaya dair ortaya koymuş olduğu terör iradesi, başta PKK olmak üzere YPG alanlarında, yani PKK'nın Suriye ayağında ve HPG alanlarında da, yani Irak'ta da kendisini bir şekilde gösteriyor, Türkiye'de de bir şekilde kendisini gösteriyor. Sadece onlar mı kullanıyorlar? Hayır. Sünni tabanlı veya Şii tabanlı bütün radikal örgütlerin bu tür sistemleri kullanmaya dair bir gayreti var, bir amacı var, bir çabası var. Şimdi tabii neden bunları kullanıyorlar? Aslında terörün nasıl evrildiğine dair son derece önemli bir ispat. Çünkü özellikle Türkiye'de istediği gibi etkili olamıyor. Ama bu sistemleri kullanmaya başlamakla birlikte, bakın 2 gündür bu meseleyi konuşuyoruz. Hem kamuoyuna meşgul ediyor, hem terör gündemden düşmüyor, örgüt gündemden düşmüyor. Ve bunun üzerinden toplumda bir korku, baskı, belirsizlik, güvensizlik gibi bir takım şeyler üretmeye çalışıyor. Teröre dair amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Bu açıdan bakıldığında onun için açıkçası biçilmiş bir kaftan. Ama tabii istediği gibi de olmuyor Banu Hanım. Yani sonuçta Türkiye bu noktada son derece iyi. Şu ana kadar en ufak bir zayiat verdirebilmiş değiller. Şehidimiz yok. Yaralarımız oldu dönem dönem. Onu da söylemek gerekiyor. Hani gerçekçi bilgi adına. Ama Allah'a çok şu ana kadar şehit vermedik. Neden? Çünkü biz de bu işte çok iyiyiz. Hatta şöyle bir cümle kurabilirim. Dünyadaki en iyi 3 ülkeden bir tanesiyiz. Üretmiş olduğumuz elektronik harp karşı tedbirleri sadece burada kendisini göstermiyor. Hani örneklendirmek açısından. Irak'ta, Libya'da ve Karabağ'da dahil olduğumuz mücadelelerde bu gelişmiş olduğumuz, ulaşmış olduğumuz seviye son derece farklı şekillerde büyük bir üstünlük ortaya koydu. Büyük bir üstünlüğe sebebiyet verdi. Kolay mı? Hayır, kolay değil. Devletimizin gündem etmediği ama bugün karşı karşıya kalmış olduğumuz bir gerçekte. Çünkü bu tehdidi en baştan gören devletimiz bununla ilgili pek çok sayıda tedbir geliştirdi. Hala tedbirlerini de geliştiriyor. Çünkü karşımızdaki terör örgütünün kullanmış olduğu sistemler de karmaşıklaşıyor. Teknolojik imkan ve kabiliyetleri kullanıyorlar. Hatta sizin biraz önce sormuş olduğunuz cümleye karşılık gelsin. Bir takım ülkelerden destek ve himaye alıyorlar bununla Evet, ilgili. şimdi Kanada'nın Yani ismi şu... geçiyor maket uçaklar, dronlar meselesinde. Yani bu maket uçakları temin etmek kolay bir şey midir? Piyasadan edinebilirim bunları PKK terör örgütü yoksa kullanıldıkları amaç doğrultusunda daha farklı niteliklere sahip araçlara mı ihtiyaçları var? Bu nedenle mi bahsi geçen ülkelerle işbirliği yapmak durumunda kalıyorlar? Nedir ayrıntılar? Yani öyle bir cümle kuramayız. Yani adı geçen ülkelerden temin edebileceği gibi bu silah sistemlerinde altyapı olarak kullanabileceği model uçak, drone gibi sistemleri dünyanın herhangi bir ülkesinden çok rahatlıkla temin edebilir. Özellikle Çin menşeli olanlar falan bu işte çok revaçta gözüküyor. Ama kaliteli, daha pahalı, daha vuruş kabiliyeti üstün olan sistemler için tabii doğru adrese bu işi daha iyi üreten ülkelere yönelmesi gerekiyor ki onlardan bir tanesi de açıkçası Kanada filan. Yani böyle bir temel özelliği var. Ama şunu söyleyeyim. Yani böyle bir maket uçağı yapabilmesi için 10 bin lira filan yeterli geliyor. Yani Ama üzerine piyasadan bir şey böyle bir maket ekleyeceksiniz uçak herhalde. temin ettiği takdirde buna el yapımı patlayıcı ya da farklı malzemeleri yükleyerek havalandırıp El bununla bir yapıdan ziyade saldırıda bulunabilmesi mümkün mü PKK terör örgütünün ya da diğer yani örgütlerin? el yapıdan ya zaten buradaki konu patlayıcı konusu. Yani ne kullanıyor? Sofistike patlayıcı kullanıyor. Yani örneğin gübre türevli bir patlayıcıyı çok nadiren kullandıklarını görüyorum ben. Ama devletlerin ordularında mevcut olan veya istihbarat servislerinde mevcut olan patlayıcıları kullanıyorlar. Yani bizim işte C3, C4, C6, Trinity Toluen gibi dediğimiz gibi bir takım RDX gibi dediğimiz bir takım şeyleri
hassas ve kuvvetli etkili patlayıcıları kullanıyorlar. Burada zaten bir iz var, bir işaret var. Başka bir iz ve işaret de şurada var. Şimdi dün yapılan saldırılar Suriye menşeli olduğu gözüküyor. Şimdi neden izin verdiniz? Sizin güdümünüzdeydi hani bu PKK. Hani oradan Türkiye'ye bir saldırı olmayacaktı. Şimdi oradan bir saldırı gelmesi açısından da son derece manidar olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Peki efendim. Şimdi bir başka boyutu daha var. Onu da söylemek gerekiyor. Bana Lütfen. oğlum hani eksik kalmasın bilgi. PKK'nın türevi örgütler var. Veya işbirliği yapmış olduğu örgütler var. Diyarbakır saldırısında da o var. Çünkü Diyarbakır sınır ötesinden çok içeride. Yani yaklaşık sınıra 250 kilometre falan kuşçu mesafe var. Şimdi ama ellerindeki benim bildiğim en uzun menzilli bataryasına da bağlı olmak üzere 200 kilometre falan. İçeriden bu da neye karşılık geliyor? Meşhur Mahalle çatışmalarında karşımıza çıkan YPS, YDG, AŞ, Asayiş, Sözde Ölümsüzler Taburu, Sözde TAK, Sözde işte Ateşin Çocukları gibi veya yasa dışı silahlı sol terör örgütleriyle yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde oluşturmuş olduğu Sözde Halkların Birleşik Devrim Hareketi gibi yapılarla da mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Yani bu anlamda önemli. Karmaşık sistemler kullanıyorlar. Bakın, uydu kullanıyorlar. Bazen de uydu olmaksızın yani bizim INS dediğimiz Atalet seyir sefer sistemlerini kullanarak bunları yönlendirmeye çalışıyorlar. Şükür şu ana kadar bir şey başaramadılar. Çünkü bizim gerek tespit, gerek tanıma, gerek istikrarsızlaştırma, gerekse imha sistemlerimiz şu ana kadar yapmış oldukları bütün saldırıları bir hakkın karşılığı engelledi. Ama terörü biliyoruz. Yani Peki. durmaz. Bir bin tane saldırı yapar, 999 tanesini engellersiniz, bir tanesi etkili olur. O bir taneyi de engelleyecek şekilde bir teknolojiye ve tedbire ve uyanıklığa sahip olmanız gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ağar. Bizi ve izleyicilerimizi Sağ olun. bilgilendirdiniz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.